YouTube çekimlerinizde ışığınızı bundan buna geçirmek için neler yapmanız gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Ufak tiyolar vereceğim sizlere. Bir hayli uzun ve detaylı bir video olacak. O yüzden detaylıca izlemenizi öneririm. Şimdi gelin videoya başlayalım. Evet, biliyorsunuz YouTube inanılmaz büyüyen bir mecra oldu. Herkes sürekli YouTube kanalı açıyor ve nasıl daha iyi video çekebileceklerini tartışıyorlar, bana soruyorlar. Yorumlar kısmında çok ciddi, çok detaylı yorumlar görüyorum. Güzel, keyifli, mümkün oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Ancak atladığımız bir konu daha var. Atladığımız konu şu, atladığımız konu ışık arkadaşlar. Işık olmadan aslında güzel video çekmek, yani tabii ki konuyu siz belirliyorsunuz ama en azından estetik olarak görüntü kısmı elinizde, videolarınızı biraz daha yukarı nasıl taşırsınız. Ondan size bahsedeceğim. Ne gibi ekipmanlar kullanmanız gerekiyor? Hangi ekipmanları nasıl kullanmanız gerekiyor? Onları göstereceğim. Şimdi isterseniz bütün ışıkları bir kapatalım ve sonrasında nasıl burayı tekrardan bu hale getireceğim onu hep beraber bir görelim. Işık olmadan hiçbir şey çekemiyorsunuz. O yüzden ışığımızı tekrardan aktif hale getirelim. Ancak tamam, ben aydınlanıyorum. Benle ilgili bir sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi arka taraf şu anda karanlık ve aslında çok da böyle derinliği olan bir görsel yok karşımızda. Tabii ki burada hemen böyle takır takır ilerlemeyeceğiz. Biraz sizlere farklı ışık tiplerinden bahsedeceğim. Hangi ışık tipleriyle neler yapabilirsiniz? Çünkü herkesin böyle bir ışık koyacak yeri olmayabilir. Bu bir hayli büyük bir ışık. Aynı zamanda önünde büyük bir Octobox ve bir bal peti, yani bir grid bulunuyor. O yüzden böyle sadece beni aydınlatıyor. Şimdi isterseniz gelin biraz farklı ışıklarla neler yapabiliyoruz onları size göstereyim. Evet, şimdi ışık çeşitlerimizi buraya getirdik. Bildiğiniz gibi ben uzun bir süre aslında bu setup'ı kullanıyordum. Hatta bu salondaydım ama bu salon biraz değişti tabii, renk ve arkadaki mobilyalarla beraber. Bu eski çekimlerimde zaten beni detaylı takip edenler biliyordur. Çok uzun süreden beri bu ışıkla beraber aslında çekimlerimi gerçekleştiriyordum. Bu aslında ucuz, no name, yani herhangi bir markası olmayan, ışığın renginin değişmediği, çok basit, sadece gücünün ayarlanabildiği bir ring light arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar hani çok basit oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak bir tasarım var. Kamerayı da buraya koyuyorsunuz ve çekimi buradan gerçekleştiriyorsunuz. Beni çok uzun süre götürdü bu ışık ama sonrasında tabii ki ben de biraz daha artık çekimlerimi daha kaliteli hale getirmek istedim. O yüzden burada farklı yatırımlar yaptım. Hatta artık çekim odam da var. Çekim odamda çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Bunların dışında harici olarak şu anda burayı aydınlatan aslında Godox'un SL60 isimli bir ışık modeli. SL60 da aslında fiyat performans olarak gerçekten güzel bir konumlanan bir ışık. Hani ben aldığım zaman bu ışık yaklaşık olarak 800 lira bandındaydı ama sonrasında şu anda herhalde güncel kur ile 1200 TL'ye tekabül ediyor. Çoğu kişi biraz sesi çalıştığından dem vuruyor ama hani beni rahatsız eden bir sesi yok. Açık konuşmak gerekirse zaten yaka mikrofonu kullandığım için buraya da öyle rahatsız edici bir ses hiçbir zaman gelmedi. Hani edit kısmında da ya da sizden gelen yorumlarda bu ışığın sesiyle ilgili olarak bir problem aldığımı hatırlamıyorum. Burada tabii ki ışığın şekillendiricileri de çok önemli. Demin sizlere söyledim, bir Octobox kullanıyorum dedim. Önünde bir grid olduğunu söyledim. Bunun da aynı zamanda ne işe yaradığını birazdan göstereceğim sizlere. Ancak bu hani bu tarz bir sürekli sabit LED ışık aldığınız zaman önüne ne tarz şekillendiriciler almanız gerekiyor, ondan bahsedeceğim. Öncelikle kutunun içerisinden çıkan böyle standart bir tas var. Bu tas aslında genellikle böyle tavana yansıttığımız zaman kullanıyoruz. Nispeten şuralar parlak bir yüzey. O yüzden ışığı biraz daha toparlıyor ve tavana daha toplu bir şekilde yolluyor. Etrafa çok fazla yayılmamasına sebebiyet veriyor. İsterseniz taslı olarak, isterseniz tassız olarak da kullanabiliyorsunuz. Sonrasında kendi ışık portfolyoma eklediğim bir sunut var. Bu sunut aslında ışığı yine şekillendiren, özellikle ürün çekimlerinde kullanılan bir ışık tarzı. Ondan da size birazdan bahsedeceğim. Gerçekten çok güzel. Işığı böyle ufaltıyor ve sadece bir yere böyle nokta atışı olarak veriyor. O yüzden yine çok sevdiğim bir ışık şekillendiricisi. Önünde de bir tane peteği var. Bu petek sayesinde daha da odaklı bir şekilde bu ışığı bizlere sağlıyor. Bunların dışında bir tane de böyle hani nasıl diyeyim, film setlerinde görmeye alışkın olduğunuz bir ışık şekillendiricim var. Bu isterseniz şu şekilde de çıkabiliyor. Şuradaki peteği de şöyle bir alalım. Bunu da yine ışığın kenarına takıyorsunuz. Hatta bu tasın kenarına takıyorsunuz. Işığı daha da şekillendirebiliyoruz. Hani demin söylemiştim ya, tavana biraz daha hani böyle toplu bir şekilde yansıtabiliyoruz diye. Burada ışığın gitmesini istemediğiniz bir açı varsa onu şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle daha dikdörtgen ya da daha kare ya da daha şekilli bir ışık şekli olsun istiyorsanız
bu tarz bir barn door satın alabilirsiniz. Tabii ki bununla beraber aynı zamanda yine bir grid geliyor. Yani o bal pati dediğimiz aksesuar da geliyor. Bu da yine ışığın daha doğrusal olarak gitmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu aksesuar setinin içerisinde bir de renk filtreleri var. Renk filtrelerini de taktığınız zaman çeşitli yerlere, eğer bu ışıklardan fazla varsa elinizde, bir tarafa farklı bir renk verebiliyorsunuz. Mesela şu anda arkada bir kırmızı, bir mavi ışıklarım ve arkada da sarı bir ışığım var ama bu farklı. Onlara da birazdan zaten değineceğim. Şimdi isterseniz öncelikle klasikleşmiş buradaki hani tüm YouTuber'ların evinde bulunan bu Ring Light'la nasıl yine bu aynı setup içerisinde nasıl bir görüntü elde edeceğiz, ona bir göz atalım. Evet, ışığımızı açtık. Burada da hemen bir kontrolümüzü gerçekleştirelim. Işık bakalım nasıl geliyor diye. Şu şekilde kontrolümüzü gerçekleştirdikten sonra isterseniz gelin şöyle bir masanın etrafına geçelim. Bu arada diğer açımızı da kontrol edelim ki orada da size bunu düzgün bir şekilde gösterebileyim. Evet, diğer açımız da düzgün. Şu anda gördüğünüz gibi sadece bu ışıkla çekim yapıyorum. Tabii ki bunun gücü şu anda ideal gibi gözüküyor oradan ama isterseniz bunun gücünü tekrardan yükseltebilirsiniz, alçaltabilirsiniz. Demin söylediğim gibi aslında bu piyasada bulunabilecek en dandik ring light'lardan bir tanesi. Fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Sadece şu şekilde tekrardan bir göstereyim. Gücünü kısıp açabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu tarz bir ayar yapılabiliyor. Hatta biraz daha kuvvetli kullanayım deminkine göre. Nasıl bir fark olduğunu görün. Özellikle deminki setup'la beraber. Şu anda tabii şöyle bir durum söz konusu. Gözümü çok yoruyor. Özellikle lensin ortasına yerleştirdiğinizde sürekli bakmanız gerekiyor. Ve bir yerden sonra böyle her yeri halka halka görüyorsunuz. O yüzden çok uzun süreler boyunca çekim yapıyorsanız gözünüzü yoracak bir ışık tarzıdır. O yüzden bunu şimdi tekrardan kapatıyoruz. Evet, ışığımızı kapattık. Yine gördüğünüz gibi tamamen karanlığa düştük. Şimdi isterseniz gelin demin sizlere bahsetmiş olduğum SL60'a bir göz atalım. SL60, demin de belirttiğimiz üzere burada önünde bir tane Octobox var. Bu Octobox'ı artık bir çıkaralım. Yani onu da size göstereyim. Bir hayli büyük bir Octobox bu. Boyutları ciddi manada büyük. Dan yansıyan yumuşak bir ışığım oldu. Tüm salon şu anda çok ciddi şekilde aydınlanıyor. Bu büyük Octobox ve önünde grid olduğu zaman çok daha doğrusal ve sizi aydınlatan bir ışık oluyordu. Şu anda gördüğünüz gibi tüm salon aydınlandı. Hatta arka plandaki bu hani kırmızı, mavi ve sarı ışıkların da aslında hani vermiş olduğu ambiyans efekti şu anda yok oldu gördüğünüz gibi. İsterseniz o ambiyansları tekrardan bir kapatalım şu şekilde. Hani zaten arkası daha aydınlık olduğu için bu bile aslında işinizi görebilir gibi düşünülebilir. Tekrardan açalım tabii bunları. Sonrasında burada göstermek istediğim şeylerden bir tanesi öncelikle tabii ki bu tas olacak. Yani kutunun içerisinden çıkan harici tas olacak. Gelin isterseniz bir de onu bir takalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, tasımızı da taktık. Şu anda nasıl bir fark oldu? Tabii ki demin söylediğim gibi ışık artık biraz daha yuvarlak halde veriyor ve gördüğünüz gibi aslında kırmızı ve maviyi biraz daha net bir şekilde görüyoruz. Demin direkt hani çıplak bir şekilde tavana vurdurduğumuz için güç kaynağındaki led burada çok ciddi şekilde bütün tavana dağılıyordu. Ancak şu anda sadece şuradaki alana geliyor ve daha doğrusal bir ışık oluyor. Şimdi isterseniz biraz daha deneysel takılalım. Buradaki gördüğünüz barn door'u takalım ve sonrasında da şu gridi bir takalım. Şöyle tekrardan bir kalkıyoruz bakalım. Tabii bunun için biraz ışığımın konumlandırmasını değiştireceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda salonda resmen film çekiliyor gibi bir ışık oldu. Şimdi şöyle önüne de buradaki bu gridi takacağız. Tabii gridi taktığım zaman gördüğünüz gibi aslında şurada etraf değil, artık tamamıyla yine nereye doğrultursak orası aydınlanıyor. Buradaki bölümlerle de şöyle oynuyorum hatta. Bakın kapanıyor ve demin söylediğim gibi aslında şuradaki kulaklıkları açtığınız zaman sol taraf daha da aydınlandı ve aşağı doğru ve aynı zamanda yukarı doğru. Şimdi ben burada kendimi çekeceğim için kendime doğru bu ışığı şöyle tutacağım. Sandalye ciddi şekilde aydınlandı. Tekrardan bir gelelim bakalım. Şu anda görüldüğü üzere ben parıl parılım. Hatta bunu biraz şuradan kısacağım. Aynı zamanda bu ışığın bir uzaktan kumandası da var. O yüzden hani bu tarz durumlarda çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz.
Burada tabii ki grid olmazsa ışığa bakamazsınız. Şu anda hatta baktığımda kör oldum diyebilirim. Yani ciddi manada rahatsız etti. Demin sizlere söylemiştim ya, ring light'a baktığınız zaman gözünüzü yoruyor diye. Bunda da yine aynı durum söz konusu. Yani şuradan gelen ışıkta inanılmaz derecede gözümü yoruyor. Hani boyut olarak baktığınız zaman aslında sanki Octobox'tan çok daha az yer kaplıyor. Yeriniz az ve ufaksa mantıklı bir çözüm olabilir. Değişik, güzel bir çözüm oldu. Ama sanki ışık biraz daha sert geliyor suratıma. Bunu tabii ki bilgisayarda hep beraber bakacağız. Şimdi biraz daha deneysel çalışalım isterseniz. Buradaki Snoot'u takalım. Snoot da yine sevdiğim ama hani ürün çekerken kullandığım bir aksesuar. Burada hani bu tarz çekimler için uygun değil fazla. Ama gelin onu da bir takalım. Onu da bir size göstereyim hazır elimde varken. Evet, bunu çıkardık. Gördüğünüz gibi nasıl bir fark oldu değil mi? Yani burası çok ciddi şekilde aydınlandı. Şimdi yapmam gereken ikinci şey ise buradaki tası da çıkarmak olacak. Artık daha da aydınlandık. Deli gibi aydınlandık. Şimdi gelin bu Snoot'u bir takalım. Snoot'u burada tam kafama göre organize edeceğim. Evet, herhalde tamam olmuştur. Bu tam sahne ışığı gibi aslında. Hani sahnede spot ışığı olur ya, böyle tek vurur gibi. İşte bu da o arkadaşlar. Tamamıyla şu anda sadece suratım aydınlanıyor. Hatta şuradaki alanlara ışık gelmiyor bile. Yani tişörtüm, hatta şu kolum aydınlanmıyor. Ama şöyle kaldırdığım zaman aydınlanıyor. Çok böyle noktasal çalışacağınız zaman bu ışık şekillendiricisini kullanabilirsiniz. Demin söylediğim gibi sevdiğim ama hani bu tarz çekimler için uygun görmediğim bir şey. Çünkü hani bir şey göstereceksiniz. Örnek veriyorum, bir ürün anlatacaksınız, bir telefon vesaire anlatacaksınız. Hiçbir şey gösteremiyorsunuz. Her yer karanlıkta, sadece suratınız burada aktif şekilde oluyor. Şimdi isterseniz gelin videonun başında takılı olan Octobox'ı bir takalım. Evet, şimdi Octobox'ı getirelim. Octobox dediğimiz şey şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köşeli. Hatta biraz daha şey yapalım. O yüzden Octobox diye geçiyor zaten bunun adı. Şu anda tabii ki spot ışığı altında gayet şık ve şekilli duruyor. Bu demin sizlere bahsetmiş olduğum şuradaki bu petek kısmı grid diye geçiyor. Ama işte bunun farkını şimdi size göstereceğim. İsterseniz bunu bir burada şöyle bir sökelim. Evet, gridden kurtulduk. Şimdi gelin bu arkadaşı SL60'ın içine bir takalım. Bunun için ışığı şöyle biraz yukarı doğru kaldıracağım. Çünkü bu bayonete en rahat öyle giriyor. Şöyle. Şu tık sesini duyduğunuzda zaten mevzu bitiyor. Tekrardan kafasını şöyle aşağı doğru indiriyorum. Şu anda çekime hazırız. Evet. Işık şu anda bana doğru bakıyor. Gücü tabii biraz az kaldı. İsterseniz şöyle biraz yükseltelim hızlı bir şekilde. Burada görüldüğü üzere şu anda %50 ışığın gücü açık. Yani onu da söyleyelim. Demin %30 civarlarındaydı. Şu anda %50'deyiz. Çünkü burada büyük bir softbox olduğu için aslında arka planı da aydınlatıyor. Yine gördüğünüz gibi aslında hem o mavi ışık hem de kırmızı ışığın etkisi nispeten azaldı. Yine demin yaptığımız çeşitli ışık çekim koşullarına göre. İsterseniz gelin şimdi bir de hızlıca şu gridi tekrardan bir takalım ki bu dramatik farkı tekrardan görelim. Bu grid olmadığı sürece bu ışık ne kadar soft olursa olsun, hani demin burada sol tarafımızdan ring light'ı açmıştık ya, neredeyse ona benzer. Tabii ki o kadar değil ama neredeyse yine onun dinamiklerinde bir ışık karakteriyle karşı karşıya kaldık. Şimdi gelin bu arkadaşı bir takalım. Sökmesi de dert, takması da dert bunun. O yüzden şimdi şöyle bir gelin bu arkadaşı bir takalım. Evet, şimdi gridimizi taktık. Kendimize doğru çevirdik. Tabii burada belki ışık bir tık az gelebilir. Çünkü sonuç olarak demin de görüldüğü üzere %50 idi ama bir grid taktık. Şu anda olması gerektiği gibi bence çok güzel, çok net bir şekilde aydınlandığımı düşünüyorum. Buradan gelen ışık aynı zamanda suratımın şu sol tarafında hafif gölgelenmeler de yapıyor. Yani aslında videoya farklı bir boyut da katmış oluyor bu. Bu da durumun aslında ışıklandırma konusundaki son noktasıydı. Şimdi isterseniz gelin bir de arka plandan bahsedeyim. Arka plan kısmına geldiğimiz zaman şöyle buraları tekrardan bir kapattık. Gördüğünüz gibi aslında arka planda hiçbir şey olmadığı zaman buraya ne kadar yatırım yaparsanız yapın alacağınız görüntü bu. Şimdi ben ilk çekimlerimde hatta böyle çekiyordum. Sadece burada bir ışık vardı. Sonra arka tarafa böyle Philips Hue ışıkları koymaya başladıkça arka planı aydınlattığımı kendim keşfede o hale getirdim aslında. Şu anda böyle yavaş yavaş açalım. Şimdi televizyonun arkasında bir tane light strip var. O light strip'i açtığım zaman zaten tüm renkler buradan değişiyor. Hani kırmızı olduğuna bakmayın. İsterseniz şöyle yeşile çekelim.
çekebiliriz. Maviye de çekebiliriz şu şekilde ama pıt diye. Ya bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış. İsterseniz sadece beyaz bir ışık da vurabilir ya da sarı ışığa da şöyle alabilirsiniz. Tabii ki burada hani sadece televizyonun arkası değil, aynı zamanda televizyonu da açıyorum. Televizyonu açıp hatta böyle bir şömine ya da bir hareketli bir şey koyduğunuz zaman çok daha güzel bir efektle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu mutlaka öneririm. Şimdi ışıklandırma konusunda diyelim ki bir kısmı şöyle ışıklandırdık. Görüyorsunuz şurası ışıklandı. Ancak şu tarafa geldiğiniz zaman yani bu taraf görüldüğü üzere tamamıyla şu anda karanlık. Böyle hani bir eksiklik var ışık konusunda. Şunu tekrardan şöyle maviye bir çekelim. Bu sol tarafta konumlandırdığım ışığı da açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda arkası masmavi oldu. Bunu isterseniz yine şöyle tamamıyla farklı yapalım. Mavi, kırmızı konumlandırmaları yapabiliyoruz. Bununla ilgili de bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle arka tarafta neredeyse şu anda 3 tane ışık yanıyor. Bir tanesi televizyonun kendisi, bir tane televizyonun arkasında bir light strip var ve burada ise bir tane düz bir ışığımız var. Ancak şu ortası bir karanlık kaldı şu anda gördüğünüz gibi. Bu tamamıyla tabii sizin tercihinize bağlı. İsterseniz bunu buradan şu şekilde yine farklı bir ışıkla beraber konumlandırabiliyorsunuz. Şu anda tabii bu tam güçte olduğu için şurası patlıyor. Burada hani belki şey önerebilirim size. Tam kafanızın arkasına gelecek şekilde bu ışık konumlandırın. O zaman burası çok güzel böyle bir harelenme oluyor ve saçınız da o zaman hani buna saç ışığı deniyor zaten. Normalde profesyonel fotoğraf çekimlerinde vesaire mutlaka yapılıyor. Tabii orada saç ışığı dediğimiz şey genellikle buralardan vesaire geliyor ama şu anda ben farklı bir konumlandırmada kullandım. Tabii bunu istediğimiz gibi hani bu Philips'in ampullerinin vermiş olduğu bu şeyleri seviyorum, yetenekleri seviyorum. Şu şekilde hatta daha böyle biraz daha soft takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bugün sizlerle beraber işin sadece aslında güzel bir kamerayla çözülmeyeceğini, işin arka planında ne gibi teknikler var, hangi ışık tipleri var, neyi ne zaman kullanmanız gerektiğini umarım size anlatabilmişimdir. Hem ön planınızda yani buradan sizi aydınlatacak hem de arka planınızda nasıl bir aydınlatma yapmanız gerektiği hakkında fikir verebilmişimdir. Bu arada hangi YouTube kamerasını almanız gerektiği hakkında da bir video çekmiştim. Eğer izlemediyseniz ve aklınızda soru işaretleri varsa mutlaka o videoya da göz atmanızı öneririm. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.